Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi 3'ü çözüyoruz. Birinci sorumuz. ABC rasyonel sayılar olmak üzere. Denkleminin köklerinden biri 4, kök 5 eksi 2 olduğuna göre diğer kökü. Şimdi gençler bunun köklerini nasıl buluyorduk? X1, 2, eksi B artı eksi kök delta bölü 2A. Yani ne oluyordu bakın? Köklü ifadenin kat sayısı işaret değiştiriyordu. Simetrik oluyordu. X1 Kafa karıştırmak için 4 kök 5 eksi 2 şeklinde varmış. Yani köklü ifade ikinci terim yerine yazarsak daha rahat e, görmüş oluruz. Eksi 2 artı 4 kök 5 bakın bu. X1 dediğimiz şunun yerini değiştirirsen eksi 2 artı 4 kök 5. İkinci kök ne olacaktı? İşaret değiştirecekti. Hangisi köklü ifadenin katsayısı işaret değiştirecek? Başındaki aynen duruyor. Eksi 2 eksi 4 kök 5 olacak deriz gençler. Doğru cevap değişik. Bakın bu soruda siz nereye yöneltmek istemiş? 4 kök 5 eksi 2 diyor ya. Hatırladınız simetrik olacak bunlar. Ha, o zaman 4 kök 5 artı 2 deriz. Geçeriz. Soru sizi bu tuzağa düşürmek istiyor. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Tekrar söylüyorum. Köklü ifadenin kas sayısının işaretini değiştirmeyiz. Çünkü kare kök delta şeklindeki ifadenin başında bakın eksi ve artı olmak üzere iki farklı değer buluyoruz. O halde size 4 kök 5 eksi 2 şeklinde verse bile siz bunu eksi 2 artı 4 kök 5 olarak yazıp köklü ifadenin işaretini değiştirebilirsiniz dedik ve ikinci soruya geçtik. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 büyüktür 2, x2 olduğuna göre 4x1 artı 5x2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada Bakın büyük kökünü x1 küçük kökünü x2 olarak al demiş. Bunun çarpanlarına ayırırsak çarpımları eksi 12 toplamları 4 olan iki sayı 6 ve eksi 2'dir. Buradan köklerimiz bir eksi 6 gelir bir de 2 gelir. soru da diyor ki büyük olanı x1 olarak al. Yani 2 x1'e eşit olsun küçük olanı da x2 olarak al. Tamam. Sonra burada yerine yaz diyor. x1 dediğimiz 2 idi x2 dediğimiz ise eksi 6 4 çarpı 2 8 eksi 30'dan eksi 22 bulmuş oluruz. Yani doğru cevap A şıkkı olur. Denklemlerinin kaç tanesinden kaç tanesinin gerçek kökü yoktur? Denklemlerinden kaç tanesinin gerçek kökü yoktur? Yani delta küçüktür sıfır mı diye soruyor. Birincisi için A1 B3 C1 İkincisinde A1, B-3, C1. Üçüncüsünde A1, B-3, C-1. Dördüncüsünde ise A1, B3, C eksi 1'dir gençler. Şimdi öncelikle birincisine bakalım. B kare yani 3'ün karesi eksi 4 A C. 9 eksi 4'ten 5 gelir. 5 0'dan büyük olduğuna göre bunun gerçek kökü vardır. İkincisine bakarsak. B ne -3. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi eksi 4. A, C. Bu da ne geldi? 9 eksi 4'ten 5 geldi. Bu da sıfırdan büyük. Dolayısıyla bunun da gerçek kökü vardır. Üçüncüsüne bakarsak. B kare yani eksi 3'ün karesi eksi 4. A, C. Ne geliyor? 9 eksi 4 eksi 1'den artı 4 13 geliyor. 13 büyüktür 0. O halde bunun da gerçek kökü vardır. Dördüncü olarak b kare. Yani 3'ün karesi eksi 4 a c. Şurada bir farklılık var mı bir bakalım. a1 ve aynen yok. 9 eksi 4 eksi 1'den ne geliyor? 9 eksi 4 eksi 1 artı 4 olur. 9 artı 4'ten 13. Bu da sıfırdan büyük. Dolayısıyla bunun da gerçek kökü vardır. Gerçek kökü yoktur diye sordu. Dördünün de var olduğuna göre hiçbirinin gerçek kökü yoktur. Yani kaç tanesi diyor? Sıfır tanesi. Doğru cevap A şık. Denkleminin köklerinden biri x1'dir. x1'in karesi artı 6x1 ifadesinin değeri. Bakın x1 bunun kökü ise denklemi sağlar. x yerine x1 yazıyoruz. x1'in karesi artı 6x1 11 eşittir 0. Bunu arıyorum ya ben gençler. Eksi 11'i diğer tarafa atın. Bakalım ne geliyor. Bakın bunu bu tarafa atıyorum. Direkt ne geliyor? 11 geliyor. Zaten aradığımız ifade de oydu. O halde doğru cevap C şıkkıdır. Olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Payda eşitleyeceğim. Bunu A ile genişletiyorum. Bunu A kare ile. O zaman ne oluyor? 1 artı 4 A artı 4 A kare bölü A kare eşittir 0 geliyor. Yukarısı 4a kare artı 4a artı 1. Aşağısı ise a kare. Eşittir 0. Bunu nasıl çözüyorduk? 4a kare artı 4a artı 1 0 olmalı diyorduk. Yani pay kısmı 0 olacak. Ve payda kısmı yani a kare 0'dan farklı olacak. Yani a 0'dan farklı olmalı. Bunu çarpanlarına ayırırsak 2a 2a bunu ise 1 1 diye ayırdık. Baktığım zaman bu 2a artı 1'in karesidir. Eşittir sıfır. Neyin karesi sıfırdır? Sıfırın. Yani 2A artı 1'i sıfıra eşitliyorum. O halde buradan A eksi 1 bölü 2 geliyor. Zaten sıfırdan farklı bu. O halde doğru cevap E şıkkıdır. Bu 2016 ÖSS'de çıkan bir soru gençler. Altıncı sorudan devam edelim. Denkleminin çözüm kümesi gerçek sayılarda aşağıdakilerden hangisidir? Bunda değişken değiştirme falan kullanamayız. Direkt yapabileceğim şey... İçler dışlar çarpım. Yani 3m eksi 2 çarpı 5m artı 1 eşittir. 2m artı 3 çarpı m eksi 4. Bu işlemi yapacağız. Dikkatli bir şekilde. Yapalım. 3m ile 5m'i çarptık. Ne yaptı? 15m kare. 3m ile 1'i çarptım. 3m eksi 2 ile 5m'i çarptım. Eksi 10m Eksi 2 ile biri çarptık eksi 2. Eşitliğin sağ tarafına geçiyorum. 2m ile m'i çarptık 2m kare. 2m ile eksi 4'ü çarptık eksi 8m. 3 ile m'i çarptık 3m. 3 ile eksi 4'ü çarptık eksi 12. Şimdi düzenlersek sol tarafta 15m kare eksi 7m eksi 2 var. Sağ tarafta ise 2m kare eksi 5m eksi 12 var. Şimdi gençler burada sağ taraftakini sola atıyorum. Çünkü ikinci derece denklem çözerken bir tarafın sıfır olması lazım. 15m kareden 2m kare çıkardık. 13m kare geldi. Eksi 7m 5m daha. Eksi 2 Eksi 2 artı 12 daha. Artı 10 eşittir 0. Şimdi buna bakıyorum. da çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Zor gibi gözüküyor. Deltasını inceleyelim. Delta. B kare eksi 4 ac. B dediğimiz eksi 2. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Eksi 2'nin karesi 4. Burası ise eksi 520 yapıyor. Yani eksi 516 bu negatiftir. Delta negatifse yani sıfırdan küçükse kök yoktur. Yani çözüm kümesi boş kümedir gençler. O halde doğru cevap e şıkkıdır. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlarına ayrılmıyor. Ya tam kareli ya diskriminantla yapacağız. Diskriminantla yapalım bu kısma örnek oluşturduğu için. Bakın burada A1 x karenin katsayısı. B eksi 14. C ise 46. Delta'yı bulalım. B kare. Eksi 14'ün karesi. Eksi 4. A C. 14'ün karesi 196'dır. 196 4 çarpı 46 ne yapar? 184. Yani 12 mi gelmiş oluyor? 14'ün karesi 196 4 çarpı 1 çarpı 46. 46 ile 4'ü çarptığımızda hakikaten ne yapar? 16, 184. Yani buradan da ne bulduk? 12. Sonrasında gençler buradan ne bulduk dedik? 12. Köklerimiz neydi? X 1 2 eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Orada yerine yazarsak. Birinci kökü bulalım. Diğerinde direkt simetrisini alırız köklü ifadenin. Eksi b. B eksi 14. De eksi b ne olur? 14 olur. Artık kök delta yani kök 12 bölü 2a. A1'de 2 oldu. Yani 14 artı kök 12. 2 kök 3 olarak düşünün bölü 2. Her tarafı 2'ye bölersek x1 ne gelir? 14 bölü 2'den 7. 2 kök 3 bölü 2'den kök 3. Öyleyse direkt x2 ne yapıyorduk? Simetrisini alıyoruz. Yani 7 eksi kök 3. O halde çözüm kümemiz 7 artı kök 3'e 7 eksi kök 3 yani e şıkkı olur. Denkleminin çözüm kümesi hangisidir? Bakın a1 b eksi 2 kök 2 c2 delta'ya bakıyorum b kare. Eksi 2 kök 2'nin karesi. Eksi 4 A C. Eksi 2 kök 2'nin karesi 8'dir. 8 eksi 8'den 0 geldi. Yani tek kök vardır. O da ne olacak? X 1 2. Eksi B bölü 2 alacak. Delta yerine zaten 0 koysunuz. B neydi? Eksi 2 kök 2'ydi. Eksi 2 kök 2 bölü A neydi? 1'di. Buradan ne gelir? Eksi eksi 2 kök 2'den 2 kök 2 gelmiş olur. Yani çözüm kümemiz tek elemanlı ve de o eleman 2 iki kök 2'dir. Yani doğru cevap B şıkkıdır gençler. Denklemin çakışık 2 kökü olduğuna göre çakışık 2 kök ne demek? Tek kök demek. Yani delta 0'a eşit. A buradan ne geliyor gençler? 1, B 4, C ise K. Delta 0'a eşit olacak. Delta dediğimiz B kare. Yani 4'ün karesi eksi 4, A, eşittir 0 dedik. 16 eksi 4, K eşittir 0. K buradan ne gelir? 4 gelmiş olur. Yani doğru cevap E şıkkıdır. Çözüm kümesi reel sayılarda boş küme olduğuna göre. Çözüm kümesi reel sayılarda boş küme. O zaman delta direkt sıfırdan küçüktür diyoruz. Bakın burada A 1'e eşit. Pardon A M e eşit. X karenin katsayısı M. B eksi 2 eşit. C de M e eşit. Delta B kare yani eksi 2'nin karesi eksi 4 A, C. Küçüktür 0 olmalıymış. 4 eksi 4 m kare küçüktür 0. 4 küçüktür 4 m kare. 4'e bölersek 1 küçüktür m kare. Yani m kare kesinlikle 1 olacak. Bakıyorum eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi 4. Bunlar birden büyük. 0'ın karesi 0. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Bakın bunlar ve bunlar kareleri bu sayılar birden büyük. Ama C şıkkında sıfırın karesi nedir? Sıfırdır. Birden büyük değildir. O halde C şıkkı yani sıfır olamaz. Denkleminin farklı iki gerçek kökü varsa A'nın alabileceği en büyük. Farklı iki gerçek kök diyor. O zaman direkt delta büyüktür sıfır diyeceğiz. A buradan direkt A'ya eşit zaten. B eksi 3'e C ise 1'e eşit gençler. B kare eksi 3'ün karesi eksi 4 A C büyüktür 0. 9 eksi 4 a büyüktür 0 diyoruz. Eksi 4 a'yı diğer tarafa atıyorum. 9 büyüktür 4A. 4 a. 4'e böldük 9 bölü 4 büyüktür a. Yani a küçüktür 9 bölü 4. 9 bölü 4'ten küçük en büyük tam sayı değeri kaçtır? 9 bölü 4 bakın 2,25'tir. 2,25'ten küçük en büyük tam sayı değeri 2'dir. Yani doğru cevap 5 olur. 12. soru. Ayhan öğretmen matematik dersinde öğrencilerine ikinci dereceden denklemler konusunu tekrar ederken A sıfırdan farklı olmak ve B, A, B, C gerçek sayılar olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denklemiyle ilgili öğrencilerin de derse katılımını sağlamak için bu denklemle ilgili birkaç cümlede onların söylemesini istemiş ve 3 öğrencisinin bu denklemle ilgili fikirlerini söylemiştir. Ve 3 öğrencisi bu denklemle ilgili fikirlerini söylemiştir diyor. Öğrencilerin ifadelerinden hangileri doğrudur? Kesinlikle doğrudur. Buna bakacağız. Esra ne demiş? A ve C zıt işaretliyse denklemin farklı iki gerçek kökü vardır. Delta neydi? B kare eksi 4 idi. A ve C zıt işaretliyse. Bakın o zaman A çarpı C ne olur? Negatif olur. Eksi 4 ile negatif bir sayı çarparsak ne gelir? Pozitif gelir. Yani bu durumda kesinlikle delta sıfırdan büyük geliyor. Çünkü b kare de sıfırdan büyük eşit. Buna pozitif bir şey eklediğimde pozitif gelecektir. Farklı iki gerçek kökü var demektir bu. Delta büyüktür sıfır. O zaman Esra kesinlikle doğru söylemiştir. b sıfır eşitse b sıfır eşitse ne olur? Orası gider. Bakın eksi 4 ac gelir. Simetrik iki gerçek kökü vardır diyor. E burada a sıfırdan farklı. Şimdi bunun her zaman gerçekleşmesi için, simetrik iki gerçek kökünün olması için delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. Ama burada eğer c eşittir sıfır olursa ne oluyor? Delta eşittir sıfır oluyor. Bu da tek kök demektir. Ve simetrik iki gerçek kökü vardır ifadesi yanlış olur. Ha şu var. Eğer c sıfırdan farklıysa elanın dediği doğru olur. Ama sıfır eşitse yanlış olacaktır. Soru bize kesinlikle doğrudur diye sorduğu için Ela'nın dediğini yanlış olarak alıyoruz. C sıfıra eşitse denklemin farklı iki gerçek kökü vardır. C'nin yerine sıfır yazarsanız delta B kare olur. Eğer B kare sıfırdan büyükse farklı iki gerçek kökü vardır. Fakat B sıfır olursa B kare sıfır olur. Yani bu da tek kök demektir. Farklı iki gerçek kökü olmadı bakın. Ama sıfırdan farklı olursa B olur. Ama her zaman yani kesinlikle doğrudur diye dediği için Buranınki de yandı. O halde yalnız Esra'nınki doğrudur. Doğru cevap A şıkkı olur gençler. Ve pekiştirme testi 3'ü de bitirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.